Bu videoyu dördüncüye çekiyorum. İlk çektiğimi beğenmedim. Editlerken hoşuma gitmedi. Sildim. İkinci çektiğimde videonun sesi çıkmıyordu. Onu da sildim. Üçüncü çekmeye çalışımda yarım bırakıp bir yere gitmem gerekiyordu. Öyle yarım kaldı. 15 dakika falan çekmiştim. Bunda bir şey olursa ben gerçekten bu videoyu çekmeyeceğim. Bilmiyorum. Evrenin bana bu videoyu çekme deme yöntemi falan olabilir bu. Bu videoda İzmir Kitap Fuarı'ndan aldığım çizgi romanları göstereceğim. Bayağı bir çizgi roman var ve en başından bir uyarayım öncelikle. Buradaki çizgi romanların çoğu Marvel. Benim Marvel, DC vesaire bu tarz çizgi roman bilgim yok. Sıfır denecek kadar az. Sadece X-Men'in... Sesim niye titredi? Sadece X-Men'in ve Spider-Man'in bu Fox Kids'te yayınlanan çizgi filmini izliyordum. İzmir Kitap Fuarı'na Nihan'ın ve Tolga'nın yardımıyla bayağı bir kitap getirdim. Ben X-Men okumak istiyordum. En önceliğim X-Men'di. All New X-Men. İlk 5 cildi var. Bunlar Marmara çizgiden çıkan. Bu birinci cildi. Geçmişteki X-Men. İkinci cildi. Böyle göstereceğim kapakları çünkü hoşuma gidiyor. Tabii ki de göstereceğim. Çünkü bu çizgi roman alışverişi videosu. Bu geri dönmek yok bu cildin. Adı bu. Üçüncü cilt. Boyu aşan işler. Dördüncü cilt. Bunun kapağı çok hoşuma gidiyor. Bambaşka. Bunun adı. Beşinci cilt. Bunun da kapağı çok havalı. -1. Şimdi bu All New X-Men'di. Bir tane poster var böyle. All New X-Men, Uncanny X-Men, Guardians of the Galaxy falan böyle başlıyor buradan. Bu tarafa doğru gidiyor. Hangi sırayla okuyacağınızı falan gösteren bir poster. Onu da Marmara çizginin bir şeyinden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Instagram hesabı, sitesi var mı? Facebook bir yerden. X-Men'lerden devam ediyorum. Uncanny X-Men'leri göstermek istedim aslında şu an. Bunlar ne bilmiyorum. Uncanny ne ki? Uncanny X-Men'in burada 6 tane cildi var. Bu birinci cildi devrim. İkinci cildi bozuk. Üçüncü cildi bunun kapağı hoşuma gidiyor. Neydi? İyi kötü Inhuman. Dördüncü cilt Shield. Shield'a karşı. Bu kim bu? Cyclops mu? Bunun da kapağı hoşuma gidiyor. Bu Omega Mutant ve 6. cildi Hikayeler Kuşağı. Şimdi burada öncelikle X-Men'in seriyle beraber okunan tek kitap, tek cilt mi desem bilmiyorum bu var. Bu nedense en çok ilgimi çekenlerden biri bu kapağı yüzünden belki şu yanındaki sarı şerit şey gibi hissettirdi bana. Sanki böyle nostaljik bir şeymiş gibi hissettirdi. X-Men İç Savaş 2 yine nedir ne değildir. İç Savaşlardan benim... Bu arada ben İç Savaş'ı izlemedim galiba. Marvel'ın filmlerini çok fazla sevmiyorum açıkçası. Ama şimdi ona girersem çıkamam. Neden sevmediğimle alakalı konuşursam. Bu X-Men İç Savaş 2 bu kısmı. Bir de arkası var yani böyle şey iki taraflı. Burası da Amazing Spider-Man İç Savaş 2. İç Savaş'ın işte herhalde bunların gözünden anlatılan bir şeyi diye düşünüyorum. Çünkü burada İç Savaş çizgi romanları var. Kaptan Amerika'nın İç Savaşı bu şeymiş. İç Savaş'ın Kaptan Amerika tarafından anlatılanıymış. İç Savaş bildiğimiz filmi olan İç Savaş büyük ihtimalle. Bu da İç Savaş 2. İç Savaş'tan sonra geçiyormuş bu. Başka bir İç Savaş daha mı oluyor bilmiyorum. Marmara çizgi bitti mi? Bitmemiş. Olsun, ben süper kahramanlardan devam edeyim hiç bozmadan. Şurada yine Marvel'lar var. Thanos gerekli şeylerden çıkmış. Thanos bu yakınlarda çıkan Infinity War filmindeki karakter. Filmiyle alakası nedir bilmiyorum. Önce mi geçiyor, sonra mı geçiyor? Paralel bir evrende, başka bir evrende mi geçiyor bilmiyorum. Thanos geri döndü. Burada göstereceğim çizgi romanlar arasından 3 tane çok sevdiğim kapak var. Daha diğer ikisini göstermedim. Bu ama onlardan biri. Böyle ben temiz, minimal kapakları çok seviyorum. Inhumans vs. X-Men. En sevmediğim şey tipi oldum şu an. Booktuber tipi. Ne anlatıyorsun? Güzel gözüküyor. Şimdi burada Inhumanlar da var. Demin gösterdiğim Ivix gerekli şeylerden de bunların yok. Bu Marmara çizgiymiş. Bu Marmara çizgi. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok bununla ilgili. Gerekli şeylerden çıkan bir seri var. Uncanny Inhumans diye. Uncanny ne demek? Bu da sanırım varyant kapağı. Bu şey mi bu? Bu Vision'a benzemiyor mu? Çok fazla konuşmamaya karar verdim şu an bu Inhuman'larla alakalı çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Bu ikinci cildi Sessiz Oda. Bu da üçüncü cildi İç Savaş 2. Her yerde bir iç savaş var. Iron Man mı? Evet. Şimdi biraz bunları biliyorum neyse ki. Guardians of the Galaxy. Bunlar da Marmara çizgi. Birinci cildi Cosmic Avengers. İkinci cildi
Angela. Üçüncü cildi Guardians dağıldı. Guardians of the Galaxy All New X-Men Jean Grey'in mahkemesi. Son süper kahraman sanırım değil mi? Evet. 3 adet Doctor Strange var. Bu eski yani belli çizimlerinden falan da belli. Çizimleri kötü biraz. Böyle. Bu arada bunlar arka bahçeden. Odama klima için sponsor olmak isteyen bir beyaz eşya markası varsa ecmasoliyet@gmail.com. Bu Doctor Strange Tuhaf Bir Yol ve Doctor Strange Büyünün Son Günleri. Bu şeylerden X-Men dışında benim en sevdiğim iki karakter Doctor Strange ve Spider-Man. Şu X-Men'le zaten bitireyim, Spider-Man'e başlayacağım. Süper kahraman çizgi romanı kalmadı başka. Bu arka bahçeden çıkan Yeniden Doğuş diye bir çizgi roman. Seriymiş, birinci kitap yazıyor. Çizimleri falan benim çok hoşuma gitti. Tulga'nın anlatışıyla anlatacağım. Bana öyle şey yaptı bu kitabı. Direkt öyle işledi kanıma. Öldüğümüzde iyi ya da kötü olarak ayrılıyoruz ve hepimiz bir güç kazanıyor. Süper kahraman gibi oluyoruz ve iyiler ya da kötüler tarafındayız. Ve önceki hayatımızı tamamen hatırlıyoruz. Mesela işte siz iyiler tarafındayken babanız kötüler tarafında olabilir ve işte onlara karşı savaş, bir şeyler, aksiyon. Bence konusu çok enteresan. Su altı kaynakçısı var. Bu Marmara çizgiden çıkan bir çizgi roman ve Nihan'ın gerçekten çok sevdiği, önerdiği bir çizgi roman. Tuhaftır. Tuhaf mıdır bilmiyorum ama ben siyah beyaz çizgi romanları seviyorum. Bu da sanırım eskiden manga okuyordum. Ondan kalma bir şey diye düşünüyorum. Ama siyah beyaz çizgi roman okumak benim hoşuma gidiyor. Konusunu herhangi bir şey bilmiyorum ve sanırım bilmeden okuyacağım. Nihan sevdiğine göre ve bu kadar önerdiğine göre de severim diye düşünüyorum. Hani çok da şüphem yok o konuda. Ve yine Nihan'ın önerdiği bir başka çizgi roman. Periler Ülkesi'nden Nefret Ediyorum. Bu kapak, varyant kapağı olduğu için Periler Ülkesi'nin AMK yazıyor. Başka bir kapağı daha var bunun ama biz bunu daha çok beğendik. O yüzden bunu aldım. Şimdi bu çizgi romanı tatlı demek istemem ama çizimleri güzel. Hani tatlı, sevimli çizimleri var. Konusu da şöyle. Bak bir kız var, 6 yaşındaydı sanırım ve bir dilek tutuyor işte. Ben böyle periler diyarına gitmek istiyorum, sihirli bir yere gitmek istiyorum tarzı bir dilek tutuyor oyun oynarken ve birden kendisini peri ülkesinde buluyor. Ona bir ufak görev veriyorlar. Görev gerçekten kolay bir görev. Böyle bir iki günde bitirebileceği bir görev. Bir yerden bir yere mi gitmesi gerekiyor? Öyle bir şey. Görevi bitirdiğinde direkt kendi dünyasına geri dönebilecek. Öyle sevimli, neşeli bir macera. Ama aradan 30 küsür yıl geçiyor ve 30'larının sonunda 6 yaşında bir kızın bedenine hapsolmuş bir şekilde peri ülkesinden hala çıkmaya çalışıyor ve bunu hani deliriyor artık, kafayı yiyor da ve bayağı bildiğiniz terör estiriyor. Dışarıdan şimdi bu kapağı gerçekten hani şey de belli oluyor, belli ediyor biraz kendisini ama içinde gayet böyle küfür falan var ya da kafa kesmeli, kelle uçurmalı. Küfürleri çok komik yapmışlar. Ben biraz göz gezdirdim ve güldüm, yani sesli güldüm. Şeytani ve İlahi. Bir de bunun ikincisi var. Bu Faust faslı. Bu da Pandemonium. Demin dedim ya Ivix'in kapağını çok beğendim diye. Bunlar da o diğer kapaklarını beğendiğim iki çizgi roman dedim. Yani böyle minimal şeyleri seviyorum. Ve bu çizgi romanı da seveceğime çok eminim. Çok güzel renklendirmeleri ve yani yetenek, sanat eseri gibi geldi bana bu çizgi roman. Pandemonium değilmiş bu, Pandemonium'muş. Burada Chu diye bir çizgi roman var yine Marmara çizgiden. İlk 4 cildi çıktı sanırım. Bu kaç cilt olacaktı hatırlamıyorum. 12 mi? 6 mı? Çok uçlarda rakamlar. Bu çizgi romanda bir dedektif var. Bir şeyleri yiyerek yediği şeylerden psişik imgelemler alır diyor. Mesela kurban cesedini falan yiyormuş ve yediği zaman orada olan şeyleri görüyor diye biliyorum. Bu şekilde de o davaları çözüyor. Bu birinci cildi Lezzetçilerin Tercihi. İkinci cildi Yaygın Aroma. Üçüncü cildi Tatlı Niyetini. Bunun İngilizcesi ne acaba? Just Desserts. Peki. Ve dördüncü cildi Flambe. Burada bir şey mi yazıyor? Şurada bir şey yazmıyor değil mi? Bunlar öyle alev şekilleri sadece. Son olarak burada arka bahçeden çıkan masallar serisi var. Bu seri benim en çok ama en çok ilgimi çeken serilerden biri. Bildiğiniz masal kahramanları işte Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız vesaire. Bu tarz karakterler var ama hiç böyle hani masum masallar gibi değil. Once Upon a Time diye bir dizi var, belki biliyorsunuzdur. Onun gibi düşünün, çizgi roman. Burada ilk 9 cildi var. İlk 2 cildi şu an içeride, onları göz gezdiriyordum. Ben orada kaldılar şu an ve kartımda yerde olduğu için acele ediyorum biraz. Burada 3. cildi Masal Aşkı. 4. cildi adını okumadım. Tahta Askerler Marşı. 5. cilt
Kötü Mevsimler, 6. cilt Ana Diyarlar, 7. cilt Binbir Gece ve Gündüz Masalları, 8. cilt Kurtlar, bu en sevdiğim kapı, çok hoşuma gidiyor bu kapak, çok güzel bence. Ve 9. cilt İmparatorluğun Oğulları. Bu seri kaç kitap olacak, kaç cilt olacak, bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama kesinlikle okuyacağım bir seri. Kitapfondan aldığım ve bayağıdır da videosunu çekmeye çalıştığım çizgi romanların hepsi bunlar. Okudukça mutlaka ne düşündüğümü söylerim. Zaten